Aynur Kambur, Dilek Maltepe ve Nadia Şeker, 1994 yılında kurulan Mezdike grubunun 3 kadın üyesi. Mezdike'nin anlamı Mısır kökenlidir ve kına gecelerinde yapılan peçeli dansa Mezdike deniyordur. Her şey dönemin ünlü prodüktörü Metin İlhan'ın Mısır'dan yeni albümler getirmesiyle başlamıştır. 1994 yılında Mezdike grubu kurulur. Özel televizyonların açılmasıyla birlikte kanallarda dans eden oryantal görüntüleri sıklaşır ve Mezdike grubu çok beğenilmesiyle birlikte merak da oluşturur. Peçelerin arkasındaki kadınlar kimdir ve yüzleri nasıldır acaba? 2001 yılında Tarkan'la yılbaşı gecesinde sahne alırlar ve ilk kez o gece peçeleri çıkartıp maske takarlar. Gruptan Dilek Maltepe Antalya'da dans eğitmenliği yapar. Hakan Peker'in eski eşi oğlunun annesi Nadia Şeker'in ne yaptığı konusunda pek bir bilgi yoktur. Ve üçüncü üye Aynur Kambur. Evet, bugünkü videomuzun konusu kendisi ve trajik hikayesidir. 49 yaşındaki Aynur Kambur, 24 Mart 2016'da İstanbul Fulya'da oturduğu dairesinin kapısının önünde akşam 20.15'te çöp atmaya çıkarken toplamda 2 tanesi sekmiş 9 kurşunla öldürülür. Kurşunların 6'sı vücuduna, 1 kurşun da yüzüne isabet etmiştir. Aynur Kambur yaşam hakkı elinden alınmadan 2 yıl önce meme kanserine yakalanmış, radyoterapi görürken oluşan kitle nedeniyle 3 kez estetik ameliyat olmuş ama ameliyat sonrasında göğsünde kalıcı dikiş izleri oluşunca Doktor Güner Uysal'a 50 bin liralık tazminat davası açmıştır. 3 yıl süren dava sonunda Aynur Kambur davayı kazanmış, Güner Uysal duruşmadan çıkan karardan 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. Abla Dilek Kıymış, Renkli Sayfalar programına katılarak isyan eder. Kardeşim çöp atarken başına bunlar gelmiş. Şüphelendiğimiz kimse yok. Kardeşimin şüphelenilecek bir hayatı yoktu. Herkes biliyor, evi arandı. Evinin içinde çöpünü dökerken apartmana girdi ve kıstırdı benim kardeşimi. Çünkü o açmazdı kapısını. Giriş dairesi burası. Çöple birlikte paramparça etmiş kardeşimi. Kardeşim de eğer şehitse kadın şehit. Rica ediyorum, ses olun, çığlık olun. Hükümetin bireylerine ulaşın. Bu iş çözülsün lütfen. Çünkü melek gibi bir insan kayboldu gitti. Kızı aradı beni. Dışarıdaydı, işten gelmek üzereydi. Teyze, evden arıyorlar. Eve gitmen lazım. Silah sesi varmış bizim dairede dedi. Kardeşimi aradım. Cevap vermeyince hemen gittim. Polis doluydu içeride zaten. Kardeşimle 19-10 gibi konuştum. Spora gitmişti o gün. Spordan geldim, çok yorgunum, kızım geliyor. Yemek hazırladım, yemek yiyeceğiz dedi. Gündüz ona ulaşabilseydim, akşam kardeşime gidecektim. Çöpü daire kapısının önüne koyma saati var onun. Rutindir, 20.15. Olay yakın takibi gösteriyor. Bilmiş, takip etmiş ama kim? Öldürme amaçlı biri gelmiş, 9 kurşun. 2 tanesi sekmiş, 7 tanesi vücudunda. 2 kişi oldukları, birinde siyah kapüşon, diğerinde siyah atkı olduğu yönünde bir bilgi verildi mahalleli tarafından. Kardeşim 7 sene anneciğine baktı. Üzüntülerini gömdü, başına bu iş geldi. Annemizi kaybedeli 2,5 yıl oldu der. Mezdeki grubundan arkadaşı Dilek Maltepe ise, o kadar emin konuşuyorum, bu bir sevgili erkek olayı değil. Resmen infaz edilmiş kız. Çok düzgün yaşayan, ailesine bağlı bir insandı Aynur. Bir hastalık geçirdi ve bundan çok etkilendi. Kimse tarafından tehdit edilmiyoruz. Öyle arkadaşlarımız, öyle bir ortamımız yok diye açıklama yapar. 28 yaşındaki kızı Dilara Güngör'de annem melek gibiydi. Kimseyle sorunu yoktu der. Olaydan hemen sonra polisler çevredeki güvenlik kameralarındaki görüntüleri toparlayıp incelerler. Kişinin eşkali belirlenir. Polis Aynur Kambur'un 18 yıldır birlikte yaşadığı erkek arkadaşını ve kızının da erkek arkadaşını soruşturma kapsamında sorgular. Ancak ikisinin de olayla ilgilerinin olmadığı tespit edilir. Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, geçmişte işlenen çözülemeyen faili meçhul cinayet dosyalarının yeniden incelenmesini ister ve yeni görevlendirilen ekip Aynur Kambur dosyasını da ele alır. Özel ekip Kambur'un olay günü bulunan ve kapalı olan cep telefonunun şimdiye kadar açılamadığını fark edince telefonu üçüncü kez
TÜBİTAK'a gönderir. Polis cep telefonunun şifresi kırılabilirse cinayette ışık tutacak ipuçlarına ulaşmayı hedefliyordur. Ama zamanımızda telefon şifresi kırmanın çok büyük bir sorun olmadığını düşündüğümden o güne dek bunun başarılamamış olması beni hayrete düşürdü açıkçası. TÜBİTAK telefonun şifresini kırmayı başaramamıştır. Yeni bir yol arar polisler. Aynı numaradan sim kart alarak bu kartı yeni bir telefona takarlar ve telefon açılır, incelenir. Ancak 2019 yılında yapılan bu incelemenin sonuçlarıyla alakalı hiçbir bilgi paylaşılmamış olacaktır ki hiçbir yerde hiçbir sonuca rastlayamadım bununla alakalı maalesef. Aynur Kambur'u ateş eden ve yaşam hakkını elinden alan kişinin kamera kayıtlarına da ulaşılır. Kayıtlara göre bu kişi Mecidiyeköy metrobüs durağından Aynur Kambur'un evine kadar 1400 metre yol yürür. Olay sonrasında yaklaşık 4 kilometre yürüyerek Beşiktaş'ta izini kaybettirir. Ama maalesef bu kamera görüntülerindeki kişi değerlendirilemediğinden katil bugüne dek serbestçe dolaşıyordur. Ve yıllardır kardeşi için adalet sağlanması adına mücadele eden abla Dilek Kıymış farklı bir röportajında nedeni belli olsa birazcık rahat edeceğim. Bu katilin görüntüsünün alındığı vakit şöyle söylemişler. Tamam, nereden indiği, tekrar nereye gittiği görülüyor ama oralara bakıldı ve izine rastlanamadı. Orası en büyük kayıp der abla. Benim kardeşim neden öldü? Ben deli olacağım diyerek isyan eder. Uzmanlara göre bu kişinin para karşılığında Aynur Kambur'u öldürmüş olabileceği yüksek bir ihtimaldir. İfadesine başvurulan onlarca kişiden de olayı aydınlatıcı bir bilgi elde edilememiştir. Ve yine abla Dilek Kıymış'ın sözleriyle devam ediyorum. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladıydı. Ayrıca sanatçı kimliğiyle bilinen bir kişiydi. Fakat hiç sanatçı kimliğine uymayan mazbut bir hayatı vardı. Çoluk çocuk sahibi, bir sürü akrabası olan bir kadındı. Herkes tek başına bir evde yaşayabilir. Bir insan gelip bir değil, üç değil, beş değil, yedi kurşunla hayatına son veriyor. Nasıl bir infazdır bu? Nasıl bir intikam, nasıl bir acıdır bu? Bir kişiyi mi vurduğunu zannediyor? Tebrik ediyorum, bizleri de vurdu. Türkiye'yi yaraladı, herkes şehit oldu diyor, ben de şahit oldu bir şeye diyorum diyerek kameralara haykırır. Evet, bugüne kadar bir kızı olan, çok sevdiği ailesi, akrabaları, dostları olan Aynur Kambur neden öldürülmüştür bilinmez. Ben davanın sonuçlandığı gün yaşamını kaybeden doktorun ailesinin Aynur Kambur'a bir tepki verip vermediğini de merak ediyorum. Açıkçası bu alayla hiçbir alakası da olmayabilir tabii ki bunun. Acaba Aynur Kambur'a herhangi bir suç yüklenmiş midir aile tarafından? Evet, bu konuda da hiçbir bilgiye rastlayamadım. Bu olay aydınlanmadan ne Aynur Kambur, ne ailesi, ne sevenleri huzur bulamayacaktır. Bu yüzden bu bilinmezliğin bir an evvel aydınlatılmasını, 49 yaşında kendi halinde yaşayan bir kadının neden bu hayattan koparıldığının ortaya çıkmasını diliyorum. Evet, bugünkü üzücü, çok üzücü olayımız da Aynur Kambur'un sinsice yaşamdan koparılmasıydı arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmanız daha geniş kitlelere ulaşmasına sebep olacak ve Aynur Kambur vakası daha fazla kişi tarafından hatırlanacaktır. Beni bugün de izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün görelim, antenleri hep açık tutalım. Hoşça kalın. Oh,